Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği üzerinize olsun. Sevgili izleyiciler, bir pazar sabahı yayında yine karşınızdayız. Kanal 7'den, Muhabbet Kapısı'ndan hepinize selam ediyoruz. İki gün önce 6 şehidimiz vardı. Dün akşam da yine bir 6 şehit acı haberi geldi. Ciğerlerimiz yandı. Onun için hep beraber şehitlerimiz için dua edelim. Vatanımızın, milletimizin birlik, beraberliği, bölünmez bütünlüğü için. Rabbim güç kuvvet versin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Amin. Subhan rabbiyel alil alel vehhab. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Es'elüke mucibat rahmetik. Ve azaime mağfiratik. Ve selamete min külli ismin vel ganimete min külli bir. La teda'a lena zemben illa gafarte. ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا اولادا الا اصلحته ولا بدنا الا عافيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره فيها لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير Gufranike Rabbena ve ileykel masir. Ya Rabbel alemin, ya Erhamer Rahimin. Din için, vatan için, namusu için, izzet ve şeref için, ezanlar için, gönderdeki bayraklar için, mukaddes duygular davası için, canını feda eden kahraman şehitlerimizin ruhlarını aziz eyle, şad eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Cennet bahçelerinden nimetlendirdiğin gibi, Ya Rabbi, ülkemizi de cennet bahçesine çevir. Her türlü düşman tasallutundan, fitneden, fesattan, hainlerin hiyanetinden muhafaza eyle. Düşmanların gönüllerine, kalplerine, aziz milletimizin korkusunu sal. Ya Rabbi, kem gözden, hasetten, fesattan, her türlü hıyanetten ülkemizi, bizleri muhafaza eyle. Birlik beraberliğimizi daim eyle. Güçlü eyle. Allah'ın Müslümanları aziz, kafirleri zelil eyle. Gazze'de şehit düşen yavrular hürmetine, Gazze'de şehit olan analar hürmetine, vatanını müdafaa ederken canını feda eden tüm kardeşlerimiz hürmetine, Ya Rabbi, bu kanlardan filizlenen gücü kuvvet İslam dünyasına büyük bir kalkan eyle. Ya Rab, Siyonistlere, hainlere, katil İsrail'e, katil Amerika'ya fırsat verme ya Rabbi. Onların hile ve tuzaklarını kendi başlarına makus eyle. Onların piyonları olan PKK hainlerini, PYD hainlerini kahru perişan eyle. Bu kanlarda boğulmasını nasip eyle. Köklerinin kurumasını nasip eyle. Her şeye kadirsin, her şeye gücün yeter. Mehmetçik olan, Muhammed'in ordusu olan şu ordumuzu karada, denizde, havada muzaffer ve payidar eyle Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Evet, bir pazar sabahı yine acı üzerine bir dua ettik. Ama şuna inanıyoruz ki, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ve bu vatan kıymetlidir. Altı şehitlerin kanıyla sulanmıştır. Kimse bu vatana hiçbir şekilde zarar veremeyecek, birliğimizi bozamayacak. Bu devletimiz daima baki kalacaktır. O sivrisinekler bataklıkta boğulmaya mahkumdur. Telefonumuz varmış, sabah ilk telefonumuzu alalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Görsel Bey İstanbul'dan, buyur kardeşim. Hocam, nasıl önce hayırlı programlar diliyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum. Sağ olun, buyurun. Hocam, ben temizlik işlerine çalışıyorum İstanbul'da. Evet. Çöpe milyonlarca ekmek atıyoruz. Bunun günahı nedir? Evet.
Var mıdır yani? Kimi yani, bunu öğrenmek istiyorum. Kulu veşrabu ve la tüsrifu. İnnehu la yuhibbul müsrifin. İsraf, müsrif olmak şeytanın bir vasfıdır. Çünkü şeytan israfla bizim malımızı, bereketini yok eder. İsraf, başkasının hakkını gasp etmek. Başkasının bir lokma ekmeğine onu da çöpe atmak, onu ona çok görmektir. Gazze'deki dün bir resim vardı hatırlarsanız. Çocuk bir tencere bulmuş. Tencere bulmuş. Yemek yok içinde. Yemek artığı var sadece. Kenarlarında o tencerenin yemek kalmış kenarında. Çocuk, Gazze'deki çocuk ne yapıyor? Parmağıyla gezdiriyor tencerenin içini, parmağını yalıyor. Ya o bir yudum su, bir parça ekmek, o tencerenin kenarındaki o yemek artığı birileri gereksiz görüyoruz. Yarısını yiyoruz, yarısını çöpe atıyoruz. Şu İstanbul'da çöpe atılan ekmek sayısı milyonları geçiyor. 10 milyonlarca ekmek her gün, ama her gün çöpe gidiyor. Bir İstanbul'u daha doyuracak ekmek çöpe atılıyormuş. Her gün. Türkiye'de ve dünyada israftan dolayı yüz binlerce, milyonlarca insan aç kalıyor dünyada. Eğer o israf önlenecek olsa Afrika'da aç kalmıyor. Birileri yemediklerini, attığı çöpleri onları fakir fukaraya dağıtsa aç açık kalmıyor. Allah bunun hesabını soracak. Onun için dünyaya musibet yağıyor. Bir korona mikrobu belası geldi, kasıp kavurdu ama insanlık anlamadı. Anlamadı, hala çocukları bombalıyor. Bunun da büyük bir felakete yol açacağını göreceğiz. Ne olacak? İsraf olunca Allah kesecek. Kıymetini bilmediğimiz zaman elimizden alır ve ondan sonra da ağlarız. Ya Rabbi yağmur ver. Ya Rabbi nimetini ver. Ama sen zamanında kıymetini bilmedin ki. Maalesef çok büyük bir zaaf ve israf var. Şeytan israfın arkadaşıdır. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde. Cenab-ı Hak bizi müsriflerden eylemesin, kanaatkar eylesin, cömert eylesin ve paylaşmayı nasip eylesin kardeşim. Başka soru var mı? Evet hocam, ben 2012'de eşimi kaybettim bir kanser hastalığından. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim hocam. Eşimin yıllar sonra rüyamda gördüğümde bana bir yeşil elma verdi. Bunun anlamını gerçekten çok merak ediyorum, ne olduğunu. Şimdi elma güzel, yeşil de güzel. İnşallah cennetten bir meyve vermiş sana. Öyle düşünmek lazım. Makamı yüce olsun. Rahat olduğunu ve oradan memnun olduğunu sana arz ediyor. İnşallah sana da Rabbim güzel bir ömür versin. Varsa çocuklarınız, onlar da hayırlı eylesin. Çok tatlı, güzel bir rüya. Peki, Allah'a emanet olun. Sağ olun kardeşim. Diğer telefonumuz. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar efendim. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar olsun hocam. Sağ olun Ahmet Bey, buyurun. Hocam şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin cümlemiz. Sizin bu yayınınızda hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Şimdi hocam benim sorum, şimdi bu şeytan-ı layin bu vesveseleri önümüze sürüyor. Ondan sonra bizi günaha sokuyor. Doğru. Bu vesveselerden nasıl kurtulacağız? Bu neyin vesvese, neyin vesvese olmadığını nasıl bilebiliriz? Doğru. Şimdi İkincisi? Birinciyi cevaplayayım, ikinciyi unutma. Evet. Süleyman Aleyhisselam'a sivrisinek geliyor, diyor ki ey Süleyman, ben rüzgardan şikayetçiyim. Nereye gitsem beni kovalıyor. Beni dağlardan dağlara, ovalardan ovalara savuruyor. Şu rüzgara söyle de peşimi bıraksın. Süleyman Aleyhisselam diyor ki peki olur, yarın diyor gelin ikiniz de mahkemeye deyin, mahkemeye çıkarayım. Rüzgar da çağıracağım,
seni de çağıracağım. Bu sefer sivrisinek diyor ki, onun geldiği yerde ben duramam ki. Sen onu çağırırsan yine ben kaçacağım oradan. Şimdi buradan şu anlaşılıyor. Şeytan kime gelir? Zayıf olana gelir. Ne zaman gelir? Tam böyle zayıf düştüğümüz zaman, irademiz zayıfladığında, Allah'tan gaflet içerisinde olduğumuzda, nefsimizde uyduğumuzda şeytan gelir. Herkesin şeytanı var. Şeytan herkese musallat oluyor. Geliyor bir şey söylüyor kulağımıza, gönlümüze bir şey atıyor. Ama önemli olan orada onu dinlememek, dinlemeyecek kadar sağlam durabilmektir. Onu sağlam olarak durabilmek için ne yapmamız lazım? Bir, ilimle, feyizle uyanık olmak lazım. Kalbimizin sağlam, temiz olması lazım. Yani gelenin şeytan olduğunu anlamak için kalp aynasının temiz olması gerekiyor. Bugün de tam konumuz kalple alakalı. O yüzden insan ne kadar kuvvetli, maneviyatı kuvvetli olursa şeytan ondan o kadar uzak durur. Peki bu bir garanti midir? Bunun da garantisi yok. Allah'ın yardımını istememiz lazım. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, şeytandan bir dürtme geldiği zaman Allah'a sığın. Ne diyeceksin o zaman? اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bu sözü çok söyleyeceğiz. Her işimizde, hatta Kur'an-ı Kerim okurken bile, ilk defa okumaya başlarken besmele bile yetmiyor. Ne yapacağız? اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Sonra Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. İşte bu şekilde ihlas okuyarak, Euzu Besmele'yi çok okuyarak ve irademizi güçlendirerek şeytana prim vermeyeceğiz. Yoksa şeytan gelecek elbette. Diğer sorunuz? Hocam, şimdi bu aklımıza gelen düşüncelerin hangisi vesvese, hangisi şeytandan, hangisi daha normal bir düşünce, birbirinden nasıl ayıracağız hocam? Evet, güzel. Onun için dinimizi bileceğiz. Dinin esasları, şeriatı bileceğiz. Şeriat, tarikat, hakikat demişler. Şeriat nedir? Bir, iman esaslarını çok iyi bileceğiz. Allah'a iman diyoruz. Peki Allah'ın sıfatları nedir? Zati sıfatlar var, sübuti sıfatlar var. Onu da İhlas Suresi bize çok iyi özetliyor. Allahu Teala diyor ki, estağfirullah, kul huvallahu ahad. Allah tektir. Allahu samed. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Lem yelit. O doğurmamıştır. Ve lem yuret. Yulet doğurmamıştır. Ve lem yulet doğurulmamıştır. Ne anne olur, ne baba olur, ne evlat olur. Ve lem yekün lehu küfüven ahad. Bildiğin ne varsa varlık aleminde, hiçbir şey onun dengi ve benzeri olamaz. Ona benzeyemez. Şimdi bu sıfatları bildiğin zaman Allahu Teala'nın varlığına gerçekten iman etmiş olursun. Ama Allah var diyor Hristiyanlar. Sonra da diyor ki İsa diyor Allah'ın oğludur diyor. Tanrı üç tanedir diyor. Rab, Ruhul Kudüs, oğul diyor. E bu zaman şeytan bunları aldatmış oluyor. Müslüman sağlam durabilmesi için önce ilimle kendini teçhiz edeceğiz. Dini bileceğiz kardeşim. İslam'ın şartlarını bileceğiz. Mesela esas olan nedir? İstikamettir. İnsanların gökte uçtuğunu da görsen, denizde yürüdüğünü de görsen, o istikameti şeriata uymuyorsa, dine uymuyorsa elinin tersiyle iteceksin. Seni kandıramayacak. Bu yüzden dini iyi bilmek, Kur'an'ı çok okumak, hadis-i şerifleri, sünnet-i seniyeyi çok iyi anlamak zorundayız. Ya da bunları anlayan birine sormak lazım. Ayağımız sürçeceği zaman hemen soracağız. Araba hasar görünce ne yapıyoruz? Tamirciye götürüyoruz. Vücudumuz, ruhumuz hasar görünce ne yapacağız? Bedenimiz hasar görünce doktora gidiyoruz. Peki ruhumuz, gönlümüz hasar görünce ne yapacağız? Gönül doktorlarına soracağız. Onlar kim? İrfan sahibi, alimler, kitabı ve sünneti, yani Kur'an'ı ve sünneti çok iyi bilen alimlere soracağız. Onların gösterdiği yolda ayağımızın sürçmesini engelleyeceğiz.
Şimdi bir insan mesela ibadet yaparken bile şeytan onu aldatır. Tesbih çekiyorum, zikir çekiyorum. Günde 5000 defa la ilahe illallah, la ilahe illallah diyorum. Bunları dedikten sonra bir müddet sonra bakıyorum, burnuma güzel kokular gelmeye başlıyor. Allah Allah, cennet kokusu mu bunlar? Bakıyorum insanların hallerine, değişik değişik haller görmeye başlıyorum. Ha, burada erdim, bittim, oldum dedin mi şeytan seni gene geldi tepeledi. Seni bu sefer akıl hastası yapar. Ermiş gibi seni davrandırır. Sen insanlar arasında kendini başka türlü görmeye başlarsın. Ailenle aran açılır, akrabalarınla aran açılır. Sen ahirete yöneldim, cennete giriyorum derken dünyanı da kaybedersin, ahiretini de kaybedersin. Orada bir mürşidi kamil sana diyecek ki yok, bunlar geçici şeyler evlat. O koku aldın diye, o görüntüler, bunlar aldatır. Burada takılıp kalma, sen acizsin. Bırak 5000'i, 5 milyon zikir de yapsan gene adam olmazsan olmazsın. Sen şu işi sağlam yap bakalım. Sana tutacak orada, seni böyle geriye otur bakayım şuraya diyecek. Sana bir önemli nasihat yapacak, ışık tutacak, ufuk gösterecek. Her işi ehlinden öğreneceğiz. Bu tür şeytanla mücadelede işte tasavvuf dediğimiz mektepler. Ama onların uydurup kaydırıklarına gitmeyeceksin, sahtelerine gitmeyeceksin. Sahtekar dolu. Geliyor adam cebini doldurmak için, kendi kabilesini kalkındırmak için. Malını sana sattırıyor, kitabını sana sattırıyor, eşyasını sana taşıttırıyor. Efendim her türlü hizmetinde bulunuyor dervişler. Ondan sonra bir saltanat, ondan sonra bir bakıyorsun. İstikamet yok, şeriat yok, tarikat kalmamış. Mal, mülk, Karun gibi olmuş. Sonra da kaçmış gitmiş. Ortada ne iman var, ne şeriat var, ne tarikat var. Bunları da çok dikkatli olacaksın. Allah'a emanet ol. Sağlık, afiyet diliyorum. Diğer bir telefonumuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Buyurun kardeşim. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Günümüze şükürler olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Buyurun. Amin. Hocam ben fitir namazını kılıyorum. Evet. Tekbir getirdikten sonra 3 defa Allahümme mağfurlu diyorum. Doğru mu? Bir dakika. Vitirde mi? Üçüncü rekatta. Evet. Üçüncü rekatta Fatiha'yı okuduk. Zamm-ı Sure'yi okuduk. Allahu Ekber. Kunut okuyacağımız yerde. Ne diyorsun orada? Bir daha söyler misin? Üç defa Allahümme mağfirli. Allahum mağfirli. Allahum mağfirli. Allahum mağfirli. Olur. Yani bu ne demektir? Allah'ım beni bağışla, Allah'ım beni bağışla, Allah'ım beni bağışla. Kunut duasını bilmeyenler burada bu tür duaları Rabbena duaları, Rabbena atina, Rabbena firli okuyabilir. Kunut duası yerine Allah'ım mağfirli 3 defa diyebilir. Bunlar kitaplarımızda var. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Peki. Bir soru daha, bir soru. Buyurun. Hocam benim sonuçlarım temiz çıktı da eşim kurban kesti. Ondan yiyebilir miyim acaba? Adak da dilemedi, bir şey de dilemedi yani. Tamam. Bu işte bir hastalıktan şüpheleniliyor. Doktora gidiliyor. Doktor da diyor ki korkulacak bir şey yok. Tahlilleriniz çok güzel. Elhamdülillah bir kurban keseyim diyorsun. Orada bu bir şükür kurbanıdır. Bu şükür kurbanını ailenle, çoluk çocuğunla, dostunla yersin. Gerekiyorsa fakir fukarayı da dağıtırsın ama adak değildir bu. Adak nedir? Adak eşiniz şöyle deseydi, ya Rabbi hanımıma sağlık sıhhat ver. Eğer o şöyle bir hastalığa tutulmamışsa, temiz çıkarsa ben onun için bir kurban keseceğim Allah deseydi bu adak olurdu ve bunu siz yiyemezdiniz, dağıtmanız gerekirdi. Buna adak nezir kurbanı diyoruz. Sizinki şükür kurbanı olmuş. Elhamdülillah. Rabbim sağlık afiyet versin kardeşim. Nice yıllar sağlıkla, sıhhatle yaşayasın. Eşine de selam söyle. Teşekkür evet, ederim sağ olun. Hocam. Allah razı olsun. Sizlerden de. WhatsApp sorularımızla devam ediyoruz. İyi günler hocam. Ben 12 yaşındayım.
açık giyiniyorum, oje sürüyorum. Annem bana yapma, sen yapıyorsun, günahın bana yazılıyor diyor. Anneme mi günah yazılıyor yoksa bana mı? Şimdiden teşekkür ederim. Evet. Şimdi 12 yaşındaki bir kızın açık giyinip oje sürmesi, boyanması vesaire, bunlar zaten anormal bir şey. Bu zaten büyükler için de anormal de 12 yaşındaki daha da anormal bir şey. Şimdi burada birincisi bu. İkincisi, 12 yaşına gelmiş bir kız çocuğumuz artık örtünecek, orucunu tutacak, namaz kılacak, dualarını yapacak. Yani bir mükellef olacak. Biz erkekler 7 yaşından 10 yaşına kadar Peygamberimiz namaz kılmayı öğretin diyor. 10 yaşından sonra namaz için onları tembih edin, namaza yönlendirin. 10 yaşından sonra. 12 olmuş artık, yeter. Çocukluk bitiyor artık, zararı biliyorsun, faydayı biliyorsun. Bundan sonra Rabbine yöneleceksin. İleride de pişman olmayacaksın. Eyvah, bir sürü namazım kazaya kalmış. Eyvah, ben bir sürü yanlış yapmışım, günaha girmişim. Bunlardan dolayı pişman olmamak için anne baba ne yapar? Çocuğunu bir eğitim verir. İki, onlara da der ki yapma kızım, yapma oğlum, böyle yaparsan sana da günah olur, artık yaşın geldi. Bak, ben terbiye edemediğim için, seni güzel yetiştiremediğim için bana da günah olur diyor. Annene de günah olur, sana da günah olur sevgili kardeşim. O yüzden Allah'ın emrini tutmak varken niye biz sağdan soldan birilerinin, başkasının hayatına bakarak kendi hayatımızı şekillendiriyoruz? Hani özgürdük, hani kendi aklımızla efendim hareket ediyorduk. Ama şunu bilin ki toplumda %95 toplumun aklıyla hareket ediyor, kendi aklıyla hareket etmiyor. İnsanlar bir yere yöneliyor, hurra, herkes oraya yöneliyor. İnsanlar faize yöneliyor, herkes faize yöneliyor. İnsanlar açılıyor saçılıyor, herkes açılıyor. Hani senin aklın vardı? Akıl ne ister? Akıl geleceği garanti altına almak ister. Bak, emeklilik için uğraşıyorsun. Bir işe girmek için uğraşıyorsun. Üniversiteyi kazanayım diye uğraşıyorsun. Niye? Geleceğin güzel olsun. Peki ahiretini yakıyorsun, ebedi hayatı. Burası zaten geçici. Herkes geldi gidiyor. Kimseye kalmamış. Bize de kalmayacağız. Siz de yaşlanacaksınız. Siz de ondan sonra bu dünyadan gideceksiniz. Biz de gideceğiz. Onlar da gittiği gibi. Ama Allah bunun hesabını soracak tekrar. Ey kulum, ben sana örtünmeyi emretmiştim. Ne diyeceksin orada? Ey kulum, ben sana namaz kılmayı emretmiştim. Oruç tutmayı emretmiştim. İyilik yapmayı emretmiştim. Kötülükten sakınmayı emretmiştim. Ne diyeceğiz? Affet Allah'ım, affet Allah'ım, affet Allah'ım. Affeder mi bilmiyoruz ki. Cennet de var, cehennem de var. Allah korusun, Cenab-ı Hak seni doğru yoldan ayırmasın inşallah. Peki, diğer WhatsApp. Merhaba hocam, ben namazımı kağıda bakarak duvara asıp sureleri okuyarak kılıyorum. Bu geçerli olur mu? Hanefi mezhebine göre geçerli olmaz. Onu önceden çalışacaksın. Çalışacağın ders çalışır gibi. Ne var? 3 tane satırı ezberlemek zor bir şey değil kardeşim. Biraz kendimizi bu işe adayacağız. Bir hoca tutacağız ya da tanıdık birinin karşısında, ben şunu ezberledim, gel bir de sana okuyayım, oldu mu diyeceğiz. Oldu derse namazda okuyacağız. Kağıda asayım, telefonu açayım, karşıya bakayım, seccade okusun, ben ona bakayım. Böyle namaz olmaz. Bunlar öğrenmek için olur. Dinlersin, kulaklık takarsın, dinlersin. Televizyondan dinlersin, kitaptan okursun. Biri okur, sen dinlersin, sen ona okursun. Sabah namazından sonra açarsın Kur'an-ı Kerim'i ya da dua, sure kitaplarını. Ezberlersin. Orada 3 satır. Bu zor bir şey değil. Bir Fatiha'yı ezberlemek 7 ayet. Efendim Kevser suresi 1 satır, 3 ayet, 1 satır. İhlas suresi 3 ayet, 4 ayet, 1 satır. Ne var onu ezberlemekte? Bunlar kolay. Bunlar için çalışacağız. Evet, VTR'miz hazırmış. Bugün halkımıza anne sevgisi hakkında düşüncelerini soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız. Anne sevgisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Anne demeden ne dersiniz? Annem olsaydı şimdilik. Annesiz çocuk hiç, yetim, öksüz. Her yerden kırılıyor kolları.
Annesizlik çok zor. Merhabalar. Anne sevgisi hakkında ne düşünüyorsun? Annem rahmetli oldu da çok severdik ama kıymetini bilemedik. Öldü. Neden kıymetini bilemediniz? Yani gençliğimizde, çocukluğumuzda çok çalıştık. Memleket Yozgat. Hiç bilemedik daha bahçe işlerinden. Çok seviyoruz annemize. Geri getiremeyiz. Anne sevgisi hiçbir yere ölçülmez ki. Anne sevgisi bambaşka. Annen yoksa sen yoksun. Anne sevgisi dünyanın en kutsal görevi ve duygusudur. Annelik çok önemli bir şeydir. Allah herkese hayırlı evlatlar versin. Anne sevgisinin üstüne hiçbir sevgi olduğunu sanmıyorum. Yoktur. Çünkü biz anneler her fedakarlığı evlatlarımız için yapmışız, yapmaktayız da. Anne sevgisi düşünülecek bir şey değil yani. Anne sevgisi Allah'ın lütfettiği en büyük, en kutsiyet, en büyük kutsal sevgi yani. Onu tarifle imkansız ya. Anne demek her şey demek ya. Kısacası bu yani. Ya anne sevgisi deyince öncelikle merhamet geliyor akla. Çünkü anne koşulsuz seven, bütün kalbiyle onu kucaklayan, bir ömür boyu onunla olan kişidir benim için. Anne sevgisi Allah'ın bize bahşettiği en güzel bir duygu. Annelik duygusu, annelik sevgisi. Hiçbir şeyle mukayese dahi edilemez yani. Her şeyi bilirsin evladın için, annen için. Annelerimiz çok özel. Bizi dünyaya getirmiş, varlığımıza sebep olmuş. Anneler cennetin ta kendisi diyelim. Anneler çok önemli. Annelerimizi her zaman sevmeliyiz. Onlara saygı göstermeliyiz. Ya anneler özeldir. Tabii bir tabir var. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Anne her zaman sevgi, saygı. Anne baş tacıdır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmaktadır bir hadis-i şerifinde. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Elhamdülillah annene baş tacıdır her zaman ve annelerimizi her zaman sırtımız üstünde taşıyoruz. Annem çok iyidir. Anne gerçek, anne eşi bulunmaz bir annedir. Anne, Allah herkesi annesiz ve babasız hiçbir zaman yaşatmazsın. Anne sevgisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Anne sevgisi bambaşka bir şey ya. Yani anlatılmaz. Anne her şey ya. Ne bileyim yani. Ben rüyamda gördüm, mutlu olayım. İşin gerçeği o. Merhabalar, anne sevgisi hakkında ne düşünüyorsun? Ana sevgisi hiçbir zaman unutulmaz. Ana bambaşka. Tamam mı? Ya ana başta tacıymış. Her derde ilacıymış. Bir evlat pir olsa da anaya muhtacıymış. Annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Onun sığınak, liman, derdinizin ilacı hep orası. Nerede bir de başınız dara düşse ana kucağından daha güzel bir liman, sığınak yok. Cenab-ı Hak ölenlerine rahmet eylesin. Yaşayanlara sağlık, afiyet ve evlatlarına da kıymetini bilmek nasip eylesin. Evet, insan neden kötü kalpli olur? Kalp kötü müdür? Kalp kelimesi kalebe fiilinden geliyor Arapçada. Kalp ne demektir? Daha önce sordum, bilmiyorum Mustafa'cığım. Kalp ne demektir? Kalp dönek demektir. Kalp dönek demektir. Kalp kalebe, mesela kalp, kalp para, para. Kalp para ne demek? Sahte para. Kalbin halleri vardır. Kalbe güven olmaz. Kalbimizi temizlemek zorundayız. Allah kulunun boyuna posuna hiçbir şeyine bakmaz. Cenab-ı Hak neye bakar? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُ اِلَى سُوَارِكُمْ وَلَا اِلَى اَجْسَامِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Allah sizin kalplerinize bakar. اَلَا فَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَةً اِذَا صَلَحَ الْصَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ Dikkat edin. Vücudunuzda bir et parçası var. O düzgün olduğu zaman bütün vücut organları düzgün olur. O bozulduğu zaman ise bütün vücut bozulur diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Dikkat edin, o kalptir buyuruyor. Demek ki kalp düzgün de olabiliyor, bozulabiliyordu. Kalbin bozulduğunu bize Kur'an-ı Kerim de söylüyor, ayeti kerime de söylüyor. Pil vardır, pil. Pil var değil mi?
Pil var. Pili bir şeye taktığın zaman çalıştırır. Çalıştırır. Peki o pil ne zaman çalıştırmaz? Bittiği zaman çalıştırmaz. Allah-u Teala bazı insanların kalbinin pilinin bittiğini anlatıyor bize. Ne diyor? Gözleri var, görmez. Göz bakıyor ama görmüyor. Benim gibi bakıyor. Ben de bakıyorum, görmüyor. Ben Bağdat'ı baştan başa gezerken hayran oluyorum. Bağdat'ı da yıktılar. Basra'yı da yıktılar. Şam'ı da yıktılar. Kahire'yi de yıktılar. Afganistan'ı da yıktılar. Gazze'yi de yıktılar. Bütün şehirlerimizi tarumar ettiler. Ama öyle güzel bir şehirdi ki Bağdat. Öyle güzeldi ki. Saraylarıyla, nehirleriyle, kuşlarıyla, bitkisiyle, ağaçlarıyla, çiçekleriyle, gülleriyle Bağdat bir cennetten bir köşeydi. Ben baktığım zaman hayran oluyorum. Bağdat, aman Allah, ne güzel bir şehir. Ama Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, öküz Bağdat'ı baştan başa gezmiş, karpuz kabuğundan başka bir şey görmemiş. Öküz ne görecek ki? Şimdi bakar ama görmez. Gözleri var, görmez. Kulakları var, işitmez. Kalpleri var, hissetmez. Allah Allah, bende kalp var. Bir şehit haberi duyunca yanıyor ciğerim, kalbim sızlıyor. Kalp var ama öbürü hızlamıyor, hiç hissetmiyor. Gazze'de çocuklar ölüyor, adam bayram ediyor. Kalp yok. Düşünce yok, vicdan kalmamış. Demek ki herkesin kalbi aynı değil. Bazı kalpler çalışmıyor. Bazı kalplerin pili bitmiş. Ya da ne derler ona? Kısa devre yapmış. Kısa devre yapmış, kontaklar atmış ve hiçbir şekilde aynası göstermiyor. Kapkara olmuş. Kalp kötü olur mu? Evet, kalp bozulur. Bu kalbi düzeltmenin, güzel çalıştırmanın yolları var. Kalbin ilacı nedir? Kalbin ilacı Kur'an-ı Kerim zikirdir. Ela bi zikrillahi tatme innul kulub. Kalplerin ilacı Allah'ı anmaktır. Allah'tan gafil olmamaktır. Her şeyde Allah'ı hatırlamaktır. Ayakkabısının bağı kopsa onu bile Allah'tan isteyecek kadar İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Allah'a yakın olmaktır. Hep Allah'tan istiyor. Hep Allah'a sığınıyor. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir, gufranike rabbena ve lekel masir. Ve la takfu, İsra suresi 36. Ve la takfu ma leyse leke bihi ilm. İnne's sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike kâne anhu mesûlâ. Kalbimizden geçirdiklerimizden sorumlu muyuz? Soruluyor ya çokça. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde diyor ki kalplerden geçenden de sorguya çekileceksiniz. Allah Allah, yandık o zaman. Şüphesiz kulak, göz ve kalpler kendileri açısından her şeyden mesuldür diyor. Küllü ulaike kâne anhu mesul. Hepsi sorumludur. Hani kalpten geçenden sorumlu değildik? Evet, hocam biz biliyoruz ki bir Müslüman, hadis-i şerifte geçiyor, bir iyiliğe niyet eder de yaparsa birden 700'e kadar sevap alır. Birden 700 bine kadar bile sevap alabilir. Allah onu iyilik yapan Müslümana 700 bine, yani kesretten kinaye denir buna, uçsuz bucaksız sevaplar verebilir. Mutlaka sevap yazar Allah iyiliğe karşılık. Peki
Bir Müslüman bir iyiliğe niyet eder de yapamazsa yine Allah ona sevap yazar. Bir sevap yazar. Bir Müslüman bir kötülüğe niyet eder, yaparsa Allah ona bir günah yazar. Bir Müslüman bir kötülüğe niyet eder de yapmazsa Allah ona günah yazmaz. Hadis-i şerifte böyle. Peki ayette de diyor ki kalp mesuldür. Nasıl olacak bu iş? Arası nedir bunun o zaman? Bunun arası şudur. Ben şu günahı işleyeceğim diye kalbiniz karar kıldı. Yapacaksın. Fakat fırsat bulamadın. Yapamadın. İşte kalp oradan mesuldür. O günahı işleyecektin fırsat bulsaydın ama fırsat bulamadığın için yapamadın. Fırsatını bulsan yine yapacaksın demek. O günah kalpte karar kılmışsa ondan da Allah soracak sana. Ama geldi bir düşünce kalbine, kötü bir düşünce geldi gitti. Karar kılmadın, karar vermedin o kötülüğü yapmaya. O hadiste belirtilen işte odur. Kalpten geçenden sorguya çekilmeyeceksin. Peki insanın kalbinden geçenler zararına ya da faydasına olabilir mi? Evet. Kalbimizden geçirdiklerimize de dikkat edeceğiz. Çünkü kalbimizden geçirdiklerimiz bizi, düşüncelerimizi oluşturuyor. Düşüncelerimiz bizim huylarımızı oluşturuyor, ahlakımızı oluşturuyor. Ahlakımızı oluşturuyor. O yüzden Allah kalbimizi sürekli kontrol etmemizi istiyor. Ben namazım var, orucum var, haccım var, zekatım var, malımı dağıtıyorum, ilim var, irfan var, talebe yetiştiriyorum, hafızım, hacıyım, hocayım, şeyhim, dervişim, müridim, kamil bir insanım. Herkes elimi öpüyor, eteğimi öpüyor. Herkes etrafımda el pençe divan duruyor. Aman Allah'ım. Ben çok iyi bir insanım ya. Beni dünya silkelese yerimden oynatamaz gibi gelirse insana, o insanın bile garantisi yoktur. Kalp orada da bozulur. Kalp ibadette de bozulur. Namazda biz ne suç işliyoruz ki? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın huzurunda rükû yaptım, secde yaptım, tahiyyatta bulundum, kıyamda durdum, kıraat okudum. Ne yaptım ki ben selam verir vermez? Estağfirullah. Beni bağışla Allah'ım. Estağfirullah. Beni bağışla Allah'ım. Estağfirullah. Ya günah mı işledim ben namazda? Evet. Şeytan orada da aldatır arkadaş. Namaz kılarken de seni aldatır. Ya nasıl aldatır hocam? Ya ben namaz kılan bir adamım be. Ben bayağı iyi bir adam olmaya başladım be. Kendini ne zannediyorsun? Senin namaz kılmak senin elinde miydi? Allah sana o kapıyı açtı. وَمَا أَسَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ Başına gelmiş bir iyilik varsa o Allah'tandır. Ya Rabbi sana hamdolsun. Bunlar hep senin nimetindir. Bende bir şey yok. Ben yine fırsatını bulsam kötülük yaparım. Allah'ım sen beni koruyorsun. Sen beni muhafaza ediyorsun. Ben neyim ki? İki rekat namaz kıldım diye kendimi adam oldu zannediyorum. İki tane sadaka dağıttım diye ermiş zannediyorum. Üç tane zikir yaptım diye kendimi evliya görmeye başladım demen lazım. Orada da aldatır. Bir böyle aldatır. Başka? Hiç şeytanı yanaştırmıyorsun. Çok sağlam. Çok sağlam bir adamsın. Çok sağlam bir kadınsın. Hacı annesin. Şeytan sana yanaşamıyor. Herkes öyle biliyor. Öyle mi? Öyle mi? Seni öyle bir yakalar ki, çocuğunla yakalar, eşinle yakalar, annenle yakalar, babanla yakalar, komşuyla yakalar, talebenle yakalar, hocayla yakalar, seni yine perişan eder. Bozulursun.
O bozulmaz zannettiğimiz, yoldan çıkmaz zannettiğimiz adam ya da kadın, bir bakarız dereke 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 düşmeye başlamış. Aman Allah'ım, bu böyle değildi ya. Sapıtmış. Sapıtmış. Bir yere gelmiş, bir makam mevki verilmiş kendisine. O adam yoldan çıkmış. Kendini firavunlaştırmış, karunlaştırmış. Kendine taptıracak neredeyse. Herkes dört dönüyor etrafında. Adam gurur küpü olmuş. Enaniyetinden geçilmiyor. Yanına yanaşılmıyor. Oo, kandırmış şeytanın. Kalbi katılaşmış. Fakire fukaraya acıyarak bakamıyor. Merhametle bakamıyor. Onlara el uzatamıyor. Kendini dev aynasında görüyor. Etrafına kimseyi yanaştırmıyor. Ve bozulur, 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 bozulur. Bir gün gelir, tamamen ifsad olur. Etrafında bir kişi de kalmaz. Allah onun kirli bohçalarını ortaya çıkarır. Rezil olur. Herkesin içine çıkacak yüzü kalmaz. Hani neredeydi bu adam? Neredeydi bu sanatçı? Neredeydi bu alim? Neredeydi bu bilmem ne devletin erkanı? Yanına yanaşılmıyordu. Havasından geçilmiyordu. Niye? O zaman o imtihanı bollukla. Ama onu Allah çeker alır. Çeker alır. Kulillahümme malikel mulki tu'til mülke men teşâ'u. Allah mülkü dilediğine verir de verir. Hani yürü ya kulum der. Ama azarsa ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ'u. Tenzi'u, neza'a. Neza'a demek bir şeyden çekip almak demek. Çeker alır Allah onu. Bir çeker aşağıya. Aşağı çekince tepe takla gider. Ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ'u. Ve tuzillu men ve tuizzu men teşa ve tuzillu men teş. Kimini aziz eder? Yusuf Aleyhisselam gibi. Ve tuzillu men teşa. Kimini zelil eder? Firavun gibi, Ebu Cehil gibi aşağıya çeker. Ebu Cehil de bir zamanlar gururla, kibirle saltanat gösteriyordu. Oo! Müslümanları eziyordu, kırbaçlıyordu. Yanından geçilmiyordu. Sonra ne oldu? Perişan oldu. Pislik içerisinde Bedir'in kuyularına atıldı. Akıbetine bak. Akıbetine bak. Oldum delisi olma. Kendini bir şey sanma. Elbette insan azizdir, mükerremdir. Güzel bir varlıktır. Ama bu güzellik bizim değil ki sevgili kardeşim. Biz Allah'ın yaptığı bir resmiz. Allah bizi böyle bu surette yaratmış. Bu zekayı o vermiş, bu idraki o vermiş, bu kalbi o vermiş, bu damarları o vermiş, bu aklı o vermiş, bu makamı o vermiş. Sen nesin? Niye azıyorsun? Azma ey insanoğlu. Allah da kalplerin bozulacağını haber veriyor. Oldum delisi olma. Oldum delisi olma. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Kendini bilmiyorsun ki. Okudum zannediyorsun, öğrendim zannediyorsun. Çok gezdim, ben daha çok bilirim zannediyorsun. Sürekli tepeden bakıyorsun, insanların kusurunu arıyorsun. İnsanları sevemiyorsun. Kendini dünyanın en akıllısı zannediyorsun. Akıl veriyorsun, kendine fayda yok. Önce kendimiz. Nasıl olacağız? Beynel havfi ve raca. Böyle de yamulmayacağız, böyle de eğilmeyeceğiz, böyle duracağız. Ne demek bu? Beynel havf ve raca. Korkuyla ümit arasında. Ben inşallah Allah'ın sevdiği bir insanım. Ya Rabbi beni sen biliyorsun, kalbimi biliyorsun. Affet Allah'ım beni. Beni bağışla ya Rabbi. Sana sığınıyorum. Senin azametinden, senin gazabından, senin celalinden, senin rahmetine, senin mağfiretine, senin cemaline sığınıyorum. Bu bir ümit. Bir de ya cehenneme düşersem? Ben dayanamam ki Allah'ım. Cehennemin ateşi dünyanın ateşine benzemez ki. Şurada bir mum bile elimizi yaksa gözümüzden yaş geliyor.
Ben oradaki cayır cayır yaran cehenneme nasıl dayanırım Allah'ım? Beni cehenneminden koru ya Rabbi. Düşürme, yakma, yakma beni Allah'ım. Ya gidersem cehenneme ne olacak benim halim? Ya bu ikisinin arasında yürüyeceğiz. Hacı da olsan, hoca da olsan, talebe de olsan, alim de olsan, derviş de olsan, şeyh de olsan, devlet başkanı da olsan, korkuyla ümit arasında yaşayacaksın sevgili kardeşim. Çünkü burası imtihan dünyası. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Kötü düşüncelerden arınmak için ne yapmalıyız diyor. İyilik yapmaktan kötülüğe fırsatımız kalmayacak. Boş zamanı oldun mu, karnın tok oldu mu, etrafında da şeytanlaşmış insanlar varsa seni şeytanlaştırırlar. Onun için وَكُونُوا مَا صَادِقِينَ Güzel insanlarla, dürüst insanlarla beraber olacaksın. Gördüğün zaman sana ahiretini hatırlatan, Allah'ı hatırlatan insanlarla beraber olacaksın. Allah'ın adının, helalin, haramın, Allah korkusunun insanlara öğretildiği meclislerde, toplantılarda olacaksın. Peygamber aşkının, peygamber sevgisinin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının anlatıldığı, yaşandığı yerlerde olacaksın ve hayır işlerinde koşacaksın. Hayırda koşarken şerre vakit kalmaz ki zaten. Kötülük yapmaya senin vaktin kalmayacak. Ama bunları bırakır da şehvetin peşine, zevklerinin peşine, arzuların, heveslerin peşine koşarsan ki Kur'an-ı Kerim Allah'ı bırakıp hevalarını tanrı edindiler diyor sapıtanlar için. Hevalarını tanrı edinenler kimlerdir? Canının her istediğini yapıyor. Her istediğini canının yapıyorsa o günahları temizlemek için cehennem ateşi gerekiyor. Her istediğini yapmayacaksın. Bunu yapamam diyeceksin. İsraf edemem. Aç var, açıkta olanlar var. Gazap gösteremem. Şefkate muhtaç nice insanlar var. Şefkatli olmalıyım, merhametli olmalıyım diyeceksin. O zaman kötü düşüncelerden kalbimiz arınır inşallah. Peki, sokak röportajlarımızı alalım. Merhaba, şeytanın en çok sevdiği şey eşlerin arasını bozmak diye duydum. Doğru mudur? Diğer merhaba hocam, kabirde cennetlik olduğunu öğrenen kişi mahşerde neden korkuya kapılır? Peki bir de telefon alalım sonra ara vereceğiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı sabahlar. Manisa'ya selamlar olsun. Buyur kardeşim. Hocam ben 3 ay önce babamı kaybettim. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Babamla çok düşkündük birbirimize. Çok sağ olun bu arada. Çok düşkündük. Bir türlü biz birbirimize hakkını helal et diyemedik. Ben en son rahatsızlığında hastaneye giderken hakkını helal et babam dedim ama bilinç olarak pek cevap verebilecek durumda değildi. Hep yanına yoğun bakıma girdiğimizde hep gözlerinden yaş geliyordu. Biz bir türlü helalleşemedik yani. Peki siz daha önce hiç böyle babanız size hakkım haram olsun dedi mi? Ya da yok hiç öyle bir şey demedi. Bir buçuk sene kadar yattı, yatalak kaldı öyle. Yani çok iyi baktığımızı düşünüyorum. Annem olsun, ablalarım olsun. Ama biz bir türlü hani ayrılmayı belki kabul edemeyeceğimiz için yani nasıl, o yüzden helalleşemedik. Nasıl? Ay, he, tamam. Yani hakkını helal et baba demek. Hakkını helal edip etmemiş midir onu, evet, ben. Onu söyleyemedik çünkü yani artık ölüm geliyor gibi bir anlaşılır diye korkuya kapıldınız. Evet, onu söyleyemediniz. İnşallah o sizden memnunsa, memnun olarak gittiyse kardeşim, zaten helalleşmiş oluyorsunuz. Belki gözyaşları da inşallah, onu da aradan sonra anlatayım. Size sabırlar diliyorum. Kısa bir ara sonra birlikte. Şeytanın en çok sevdiği şey eşlerin arasını bozmak diye duydum. Doğru mudur? Evet, şeytan avanesini her akşam toplarmış. Bugün ne yaptınız söyleyin.
Biri içki içirdim dermiş. Biri kumar oynattım dermiş. Biri şunu yaptım, bu kadar günah işlettim. Yok yok, aradığım bu değil dermiş. Bir tanesi dermiş ki ben bugün karıyla koca arasını ayırdım. Bir aileyi dağıttım. Onu gelir alnından öpermiş. Şeytanlar meclisi böyleymiş. Onun için en çok sevdiği şey şeytanın bir yuvayı dağıtmaktır. Çünkü yuva dağılırsa insanların kalpleri kırılır, yıkılır. Bir daha onarmak onu mümkün olmaz. Kin ve nefret oluşur. Aile yıkıldıktan sonra zaten toplum olmuyor, görüyorsunuz. Toplumdaki bütün problemler ailenin sağlam olmayışından, aile terbiyesinden yoksun olmaktan kaynaklanıyor. Diğer WhatsApp'ımız. Merhaba hocam, kabirde cennetlik olduğunu öğrenen kişi mahşerde neden korkuya kapılır? Evet, kabirde ey kişi sen cennetliksin denmez. Ne denir? Nem salihan. Melekler onlara der ki sen salih olarak burada uyu. Tamam. O rahat bir uyku geçirir ama mahşer günü bırak insanı, peygamberler bile daralacak. Sellim sellim ya Rab. Bir an önce hesabımız görülse de cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz belli olsa insanlar öyle dehşete düşecekler. Mahşer günü öyle zor olacak ki insanlar göğüslerine, boyunlarına kadar tere batacaklar. Kan, ter içerisinde kalacaklar böyle. O zaman herkes korkacak tabii. Hesap çok ciddi. Allah'ın lütfu olmazsa, merhameti olmazsa biz amel defterlerimizle yaptıklarımızla cennete gidemeyiz ki zaten. Kabul oldu mu olmadı bilmiyoruz ki. Biraz sonra anlatacağım. Niyet. Niyet çok önemli. Niyetlerimiz nasıl, düzgün mü bilmiyoruz. Peki. Bir su telefonumuz vardı. Kardeşimizin bir sorusu. Hatta herhalde. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Beklettik, kusura bakmayın. Buyurun. Bir sorunuz vardı. Evet, evet hocam. Babam 3 ay önce vefat etmişti. Yoğun bakımdayken biz sürekli yanına girip çıktık ama yani bir türlü biz kendisine hakkını helal et diye bir kelime kullanamadık. Onu söyledim yani, de bir bize de hakkını helal etmiş midir, etmemiş midir? İnşallah küskün gitmediysek hakkımız helalleşmişizdir. Bir de gözyaşı sordunuz sanki bir şey. Evet, ben ne zaman yanına girsem yoğun bakıma, annem de girdiğinde baba hakkını helal et dediğimde gözümden hep yaş geldi. Annem kızların selamı var. İyileşip çıkacaksın buradan dediğinde yine aynı şekilde gözümden hep yaş geldi. Yani biz üstümüze düşeni yaptığımıza inanıyorum ama yani o kelimeyi bir türlü söyleyemedik. Biz sanırım onun ölümünü kabullenemedik ve hala daha ben şey yapamadım. Ya inna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik. Evet, Allah'a döneceğiz. Evet. Yani giden gelmiyor bir daha. Geri evet. Getirmek de mümkün değil. Rüyamda falan görmek çok istiyorum. Hani böyle çok özlüyorum. Görürsünüz yani, inşallah. Onun gözyaşı size tabii belki konuşmaya güç yetiremiyor. Evet. Sizden ayrılık ateşi evet. Onu sardığı için gözyaşlarıyla ancak ifade edebilmiş. Evet. Rabbim mekanı cennet eylesin. Amin, amin hocam. Sizlerle cennette buluştursun. Hakkını helal etmiştir i̇nşallah, yani değil inşallah. Mi hocam? İnşallah. Hakkını helal etmediğine dair bir alamet olmadığından biz orada helal etti diye kabul ederiz. Cenab-ı Hak inşallah ahirette beraber cennete girenlerden eylesin sizleri de. Amin, amin hocam. Peki, sağlık afiyet diliyorum. Diğer çok telefonumuzu alalım. Çok sağ olun hocam, hayırlı günler. Size de. Diğer telefonumuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun kardeşim. Buyurun. Hocam benim annem 2 sene önce babam vefat etti. Annem Ümre'ye çok gitmek istiyor. Fakat böyle bir maddi durumu da yok. Hı. Benim eşim zekatını benim anneme vermek istiyor. Bu makbul müdür? Doğru mudur? Geçer mi ona? Anneniz kimle yaşıyor? Kendisi annem mi? Tek yaşlı hocam. Tek yaşıyor. Yani başka bakacak edecek kimseleri var fakat siz de ona iyilikte bulunuyorsunuz. Kayınvalidesine bir insan zekat verse olur. Kendi annesine veremez ancak kayınvalidesine verebilir. Kayınvalide damadına zekat verebilir. Bundan dolayı evet, zekatı almış bir insan parasını biriktirmiş. Hacca ya da umreye gidecek bir arzusu var. O parayla gitse olur mu? O para artık onundur. Kimden nasıl geldiği helal olduktan sonra
çok fazla ilgilendirmez. O parayı istediği gibi kullanabilir. Hacca umreye de götürebilir. Götürebilir. Çok evet. Teşekkür ederim. Sağ olun kardeşim. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar, iyi günler. Sizler de hayırlı günler. Evet, bir WhatsApp alalım. Hocam bir şey sormak istiyordum. İçimden geçen niyetlerim var. Bir şeyleri yapmak için, bir şeylerin olması için bazı şeylere niyet ediyorum içimden. Aklımdan geçiriyorum yani. Bu adak sayılır mı? Evet, burada şöyle. Mesela dedik ki birkaç kasa meyve alayım. Birkaç kasa sebze alayım. Bunları bir yere bağışlayayım. Fakire fukaraya bağışlayayım. Düşündüm. Ama yapamadım. İmkan olmadı ya da unuttum da yapmadım. Aslında işini yani manevi kar kazanç kapısını arayanlar bunu da adak sayarlarsa iyi olur. Niye iyi olur? Ben niyet etmiştim ya bir fakire fukaraya bunları dağıtayım diye. Ama bir türlü yapmıyorum. Yapmam lazım. Ben işte içimden geçirmiştim bir kurban keseyim. Şöyle bir ev aldım. Efendim bir kazadan hastalıktan kurtuldum. Bir kurban keseyim diye içimden düşünmüştüm. Ama ağzımla da söylemedim. Bunu yapayım mı? Evet yapayım. Bu vacip olmasa bile kulluk, iyi bir kulluğun gereği içimizdeki düşünceleri biz biliyoruz, Allah da biliyor. Bizim bildiğimizi Allah bilmiyor mu? Allah o düşünceyi bizim kalbimize koymadı mı? O kalbe konulan, senin aklına gelen düşünce Allah'ın vergisi. Allah sana bunu hatırlatmış ama sen onu yapmıyorsun. İyi olan şeyi yapmamız lazım. Yani burada vacip olmasa bile yapmak güzeldir denebilir kardeşim. Ama adak sayılmaz. Adak sayılmaz çünkü biz kalbimizden geçirdiğimizi karar kıldıysa, mutlaka ve mutlaka yapacağım diye kendi kendimize söz vermişsek bu adak sayılır. Ama mutlaka yapacağım diye söz vermiş, yapsam iyi olur, yaparsam vesaire böyle geçirmişiz ama net değilse onu yapsak da iyi olur. Evet. Diğer telefon. Selamünaleyküm. İyi yayınlar. Bizim bir aylık bir bebeğimiz var. Akika kurbanı kesmek istiyoruz. Eşimin ailesi ve benim ailem ortak kesmek istiyorlar. Bir kısmını da biz verelim diyoruz. Bu makbul olur mu? Yoksa anne baba olarak sadece kendimizin kesmemiz mi gerekiyor? Bunu merak ediyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Akika kurbanı sünnettir. Kime? Gücü yetene. Gücü yetmeyen bir insanın borçla, harçla akika kurbanı kesmesi gerekmez. Ancak sizin sorduğunuz gibi aileler hediye kabiliğinden size bir kurban akika yerine kesmeniz için bir para getirmişler de siz onunla akikayı kesmişseniz bu da akika kurbanı kesilmiş olur. Yani burada 3 kişinin, 5 kişinin verdiği bir para bir araya getirilerek akika kurbanı ya da normal bir kurban da kesilebilir. Bunda sakınca yok sevgili kardeşim. Evet şimdi niyetle ilgili, kalbin haliyle ilgili, kalbin mertebeleri nelerdir? Nasıl kalbimiz karar kılabilir, istikrarlı olabilir, bozulmayabilir? Kalbimize nasıl hakim olabiliriz? Beyin mi, kalp mi? Neden Kur'an-ı Kerim sürekli kalp diyor? Burayı biraz izah etmek istiyorum, sizlere arz etmek istiyorum. İnnemel amalu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Sabah kalktım, abdest almaya niyet etmedim. Ellerimi yıkadım, yüzümü yıkadım, kollarımı yıkadım, başımı yıkadım, ayaklarımı yıkadım, havluyla kurulandım, ne bileyim saçımı taradım falan. Geldim, abdestim var mı? Abdestim yok. Ben abdest almaya niyet etmedim ki. Gittim Kabe'nin etrafında, Kabe'nin etrafında bu Kabe nasılmış diye döndüm dolaştım. Allah Allah, Kabe, Kabe'nin etrafında böyle döndüm dolaştım. Altınoluk buradaymış, efendim Hacer Esvet buradaymış,
İşte Rüknü Yemani burasıymış, Rüknü Şami burasıymış, Rüknü Iraki burasıymış, burası kapısıymış. Dolaşıp durdu. Bu tavaf oldu mu? Olmadı. Bu hac oldu mu? Olmadı. Bu umre oldu mu? Olmadı. Şimdi niyet edersen olur. Eğildim, kalktım, namaz oldum, olmadı. Niyet ettim Allah rızası için dersen. Peki niyetin yeri neresi? Niyetin yeri kalptir. Kalp, imanın yeri neresi? İmanın yeri de kalptir. Bir insan kalbinden geçirirse imanı, ben Müslüman oldum artık. Gazze'deki çocukların haline baktım. Zalim Siyonist'in katliamına baktım. Dünyanın vurdum duymaz sefahatine baktım. Bu zulüm karşısında benim bir şey yapmaya, bir şeyler kurmaya ihtiyacım var dedim. Önce kendimi değiştireyim bu zalim dünyaya karşı, imanımı haykırayım dedim. Ben Müslüman oldum dedin kalp. İslam batıya doğru kayıyor şimdi. Bu zulmü görenler Müslümanlığa merak ediyor. Kelime-i şehadet getiriyorlar. Kalbin buna inandıysa artık Müslümansın. Dille de söylersen insanlar da senin Müslüman olduğunu anlarlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Demek ki kalp önemli. Öğle namazını kılacağım. Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazını kılmaya. Allahu Ekber. Allah Allah. Ben öğle namazını kılıyordum. Ağzımdan ikindi namazı çıktı. Namazım olur mu? Olur. Çünkü kalbin öyle diyor zaten. Dil ne derse desin. Dilden çıkana çok itibar edilmez. Kalptekine bakılır. Kalp öğle namazı, vakit öğle namazı doğru. Kalbim de zaten ben öğle namazı kılacağım diye gelmiştim. Ama ağzımdan ikindi çıkıverdi. Olsun. Kalbe bakılır. Demek ki yaptıklarımızda kalbe bakarız aziz kardeşim. Kalp, yani niyetiniz önemli. Önce niyet önemlidir. Yaptığından daha çok niyetin önemli. Namaz kılıyorsun ama niyetin bozuksa sevabını alamazsın. Yanlış bir şey yapıyor zannediyorlar seni. Niyetin iyiyse sevap alırsın. Nasıl? Allah Allah. Adamın biri atıyla giderken tıkıdak 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 böyle yorulmuş, mola vereyim demiş. Atını indirmiş, attan inmiş, atını bağlayacak bir yerde bir bağlayacak ağaç yok, kazık yok. Oradan bir ağaç parçası bulmuş, çakmış, tak 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 çakmış, atını getirip oraya bağlamış. Sonra mola bitmiş, tekrar atına binecek, gidecek. Bu kazık burada dursun. Benim gibi gelip atını bağlamak isteyenler buradaki kazığa atını bağlar demiş. Bu adam sevap almış mı? Almış. Aldı mı sevabı? Bu adam sevabı aldı. Bak kazığı çaktı, sevap aldı. Bir başka atlı gelmiş. Oradan geçerken akşam alacakaranlıkta bir de bakmış ki yolun üstünde bir kazık. Hay Allah, hangi akıllı bunu buraya dikmiş? Gece karanlığında bir at gelir buraya çarparsa, tökezlerse düşer ölür. Adam ölür, yaralanır. Kazığı sökmüş. Niyeti güzel mi? Sevap aldı mı? Aldı. Niyeti de güzel, sevap aldı. Peki, biri kazığı çaktı, sevap aldı. Diğeri aynı kazığı söktü, sevap aldı. Nasıl oluyor bu iş? Dışarıdan baktık. Kazığı çakan da sevap alıyor, söken de sevap alıyor. Adam cami yaptırmış, altına tahta döşemiş. Ben geldim, tahtaları söktürdüm. Altına kalorifer yaptırdım. Tahtayı çakan da sevap aldı, tahtayı söken de sevap aldı. Dışarıdan bakıp yargılama, niye yaptığına bakacaksın. Niyeti önemli, niyeti önemli sevgili kardeşim. Demek ki kalp ve niyet çok önemli. Niyetin merkezi de kalptir. Kalbi güzel niyetlerle bezersen, süslersen kalp güzel
güzel güzel güzel yapa yapa sen güzel olursun. Peygamberimiz bunu şöyle ifade ediyor. Kişi doğru söyleye 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 dürüst ola 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 doğrulardan yazılır. Sıddıklardan yazılır. Sıddıkiyet de cennete götürür. Kişi yalan söyleye 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 kezzaplardan yazılır. Yalancılardan yazılır. Yalan da kişiyi cehenneme götürür. Ya İbn Sina bunu şöyle ifade etmiş. Kötülük yapabilmek, kötülük yapabilmen kötü olmandan iyidir. İyi olman ise iyilik yapabilmenden iyidir. Allah Allah. Ne diyor burada İbn Sina ne diyor? Kötülük yapabilmek kötü olmaktan iyidir. Herkeste bir kötülük yapabilme gücü vardır. Bu sopayla ben işaret de yaparım, yazı da yazarım, çizerim vesaire. Ama bununla birine de döverim haksız yere. Gücüm var yani. Kötülük yapabilme gücü var. Hepimizde var. Ama yapmıyoruz. Her kötülük yapabilme gücü olan kötü değildir ki. Her insanda kötülük yapabilme gücü vardır. Ama biri de vardır ki kötülük yapa 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 katran gibi olmuş kalbi, adam sırf kötü, sırf kötü, iyi tarafı yok. Kötü olmuş artık, şeytanlaşmış. O insan her şeyden kötüdür. Her şeyden kötüdür. İyilik yapabilmek herkes de var. Herkes iyilik yapabilme kudretine sahiptir. Ama biri de var ki haza adam, haza hanımefendi, haza beyefendi. Bu tam iyilik yapa 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 iyi olmuş adam. Huyları güzel, ahlakı güzel, kalbi temiz, pırıl pırıl bir ruhu var bu insanın. Bu iyilerden bu insan. Mayası sağlam, boyası sağlam, mayası sağlam insandan korkma, bozulmaz, bozulmaz, bozulmaz. Analar, bacılar, teyzeler, beyler, abiler, kardeşler gelip bana soruyor. Oğlumdan şikayetçiyim, kızımdan şikayetçiyim, eşimden şikayetçiyim. Onlara ilk söylediğim şey, sana çekecek korkma. Senin gibi olacak korkma. Mayası önemli. Çünkü getirdiğimiz bir maya var ya bizim, özümüz var ya. Özün sağlamsa korkma kardeşim. Kötülük yapabilme duyguların bazen öne çıkabilir. Ama özün sağlamsa o öz onu koruyacaktır. O yüzden evlenirken gençlere tavsiyem, huyu huyuna, soyu soyuna dikkat edin. Dikkat edin. Mayasına, helal süt emmiş olup olmamasına dikkat edin. Soy çok önemli. Çünkü bir damar var bir sülalede. İyiler sülalesi, iyiler iyiler. Bu insanlar tertemiz, pırıl pırıl. Güzel insanlar bunlar. Bunlar çok güzel insanlar. Hep anlatıyorum. Ben anlatmıyorum ki. Binlerce yıl önce anlatılmış. Kelile ve Dimne'de anlatılmış. Anlatılıyor. Hayvanları konuşturmuşlar. Hayvanlarla bize akıl danelik yapmışlar, akıl vermişler. Misal vermişler, teşbih yapmışlar. Kedinin birine hanımefendi, aristokrat bir aile, köşklerde, yalılarda oturuyor. Kediyi de terbiye etmiş misafirlerine. Kedi tepside, kedi tepside misafirlerine kahve tutuyor.
öğretmiş kediye önlüğü giydirmiş. Kedi misafirlere kahve tutuyor. Misafirlerden biri bunu alınmış. Demiş ki ya bu hanımefendi kendisi gurula, kasıla, kibirle karşımızda oturuyor. Kendi hizmet etmiyor, kediye hizmet ettiriyor. Bize de hava atıyor. Öyle mi, sen bu kedinle mi gurur duyuyorsun? Ben sana gösteririm demiş. Ertesi davette cebine koymuş gelmiş. Hadi kızım, misafirlerime kahve tut kızım demiş kediye. Kedi de tıpış tıpış, tıpış tıpış kahve tutuyor. O hanımefendi cebindeki fareyi çıkarmış. Atınca kedi de fincanı atmış. Tepsiyi atmış. Farenin peşine koşmuş. Kahve mavi bitmiş. Her şey aslına döner. Fırsatını buldu. Kötülük damarı kabardı. Aslına döndü. Onun için iyi olmak her şeyden kıymetlidir. Allah bizi iyilerden yazsın. Salihlerden yazsın. Kötü olmaktan muhafaza eylesin. Bazen kötülük yapabiliriz. Bazen günah işleyebiliriz. Bazen yanlış yapabiliriz. Ama biz kötü değilsek korkmayalım. Allah bizim elimizden tutacaktır. Cenab-ı Hak bize yardım edecektir. Kalpler Allah'ın elindedir. Yeter ki biz Allah'ı razı edecek güzel bir iş yapalım. O bizim kalbimizi hayra sevk edecektir. Bir insan ömrü boyunca yalan yanlış işler yapmış olabilir ama iyi niyetliyse, kalbi gerçekten iyilerden yanaysa, haktan yanaysa, Allah'ın rızasından yanaysa, sonunda Allah ona öyle güzel bir iş yaptırır ki dosdoğru cennete gider. Şehadet nasip eder. Çok güzel bir kulluk nasip eder. Çok güzel bir tövbe nasip eder. Yürü kulum cennete der Cenab-ı Hak. Bir insanın kalbi bozuksa, fesatsa, kötü bir insansa, iyi şeyler yapıyor gibi görünür. Onun bunun beğenisini kazanmak için bin bir türlü kılık değiştirir. Ama sonunda niyetinin karşılığı Allah ona öyle bir kötülük işletir ki ila cehenneme zümera. Cehennem kütüğü olarak çeker gider. O yüzden mayamız, kalbimiz sağlam olmalı. İyilerden olmalıyız. Rabbim bizi iyilerden yaz. Vektübna maaşşahidin. Vektübna maaşşahidin. Ya Rab sen her şeye kadirsin. Kalpler senin elindedir. Bizi bize bırakma. Bizi nefsimize bırakma. Ne demişler? Göz açıp kapayıncaya kadar da bizi nefsin eline bırakma. Ya Rabbi bizi şeytana uydurtma. Amin. Amin. Evet, 11 Ocak, 18 Ocak arası Kanal 7 ekibiyle ve bize katılan dostlarla, umre sevdalılarla umreye gidiyoruz. Buradan hatırlatmış olalım. İnşallah Cenab-ı Hak umrelerimizi kabul eylesin. Mescid-i Aksa üzerinden umreler yapmak da nasip eylesin. Özgürleşen Filistin ve Mescid-i Aksa'yı da görmeyi Cenab-ı Hak cümlemize lütfeylesin. Telefonumuz var. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Teşekkürler hocam. Buyurun efendim. Şimdi hocam ismimi açıklamak istemedim gerçekten. Şimdi tamam. Ben, tamam, ismini yazmadılar. Buyurun. Şimdi şöyle, bu durduğum köyde ben yabancıyım, değil mi? Başka yerden geldim. Şimdi bu millet beni hep tuşluyor. Herkesin işine yaradığım halde bundan sonra beni tuşluyorlar, bundan sonra aşağılıyorlar. Efendim mesela bir 35 yaşında kızım var. Bu Manisa'da tedavi gördü. Ondan dolayı benim çok yükümdeyim. Evet. Efendim mesela zaten ister istemez ne bileyim. Ondan sonra böyle bir zor durumdayım yani. Ve bunun için millet de beni aşağılıyor. Derdime ortak olmuyor. Şey olmuyor, bu olmuyor. Ben yapmam mı geliyor hocam? Bunu hiç aradım. Kusura bakmayın. Kızından dolayı mı ayıplıyorlar?
Yani ne bileyim, yani kızımdan, kızım zaten rahatsız oldu. Okulda hastalandı, öğretmen dövdü, iş oldu, bu oldu falan. Ben ondan sonra 35-36 yaşına gidiyor, 87 doğumlu. Efendim Ezel'in kızım 20-25 seneden beri Manisa'ya getirip götürüyorum. Hatta sabahla acile götürdüm. Yolda arabam kaldı. Şimdi ne bileyim. Kimse benim derdimle ortak olmuyor. Anladım. Anladım. Şimdi sevgili kardeşim, bir insan bir zavallı bir durumda, zor durumda ya da kötü durumda, yanlış bir işte veya başı daralmış bir şekilde bir insanı gördüğünde gücü yetiyorsa ona yardım edecek, düzeltmeye çalışacak. Bunu kınamak, ayıplamak, bir Müslümanı kınamak ise kınadığı başına gelmeden ölmez. O yüzden kınamak günahtır. Kınamayacaksın. Ne yapacaksın? Men ra'a minkum münkeran fel yugayyirhu biyedihi fe in lem yastati fe bi lisanihi ve in lem yastati fe bi kalbihi ve zalike adafu liman. Sizden biri bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin. Gücü yetmezse diliyle söylesin. Ona da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bir kötülüğe karşı tepkimiz bu. Ama bir Müslümanın başına gelmiş bir felaket. Adam kötülük yapmamış. Kimsenin namusunda, malında, canında bir gözü yok, kastı yok. Başına gelmiş sıkıntılar var. Onu ayıplayıp o insanı yapayalnız bırakmak, o da yanlış. La tehasedu ve la tenaceşu ve la tedaberu ve la tebagadu وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُ عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا الْمُسْلِمُ اَخُ الْمُسْلِمُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَلَا يَخْزُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ اَتَّقْوَى هَا هُنَا اَتَّقْوَى هَا هُنَا اَتَّقْوَى هَا هُنَا وَيُشِيرُ اِلَى صَدْرِهِ سَلَاسَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ اِمْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمُ. Allah Resulü ne buyuruyor? Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinizin alışverişini bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslüman, Müslümana zulmetmez. Müslüman, Müslümanı kafirlerin eline teslim etmez. Müslüman, Müslümanları küçük görmez. Kendinizi büyük görmeyin. Büyüklük, takva buradadır. Takva buradadır, takva buradadır. Üç defa kalbini işaret etti. Bir Müslümana günah olarak Müslüman kardeşini küçük görmek yeter de artar bile. Niye küçük görüyorlar seni? Niye dışlıyorlar? Bunlar yanlış. Ellerinden geliyorsa yardım edecekler. Ellerinden gelmiyorsa dillerini tutacaklar. Allah onun hesabını sorar. Başka soru var mı? İnanır mısın hocam? 5 aydan beri toplum içine çıkamıyorum hocam. Ya sen çık, onlar utansın. Sen niye çıkamıyorsun toplum içine, çık sen? Çıkamıyorum hocam. Sen onların malına mı zarar verdin? Canına mı zarar verdin? Namuslarına mı zarar verdin? Her şeylerine koştum. Tamam. Her şeylerine koştum. Hala koşuyorum. Yani bunun için gidemiyorum. Yani ne bileyim, yani aşağılıyor. Bir akıl sahibi çıkar sana inşallah yardım eder. Dost olursunuz. Cenab-ı Hak kolaylık versin. İyilik zayi olmaz. Korkma. Her perşembe seni cumartesi olan seyir diyoruz. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Diğer telefonumuz hazır. Kübra Hanım Kocaeli'den. Buyurun. Alo, selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullah. Sağ olun kardeşim. Hocam, benim size bir sorum var. Aslında böyle bir hata da hayatımda hiç yapmadım. Hayatımda ilk defa böyle bir hata yaptım. Çok da pişmanlık duyuyorum. Yani Rabbim bir daha tekrar yaşatmasın, kimseye yaşatmasın. Hocam, benim eşim bahis tuzağına düştü. Bahis oynadı. Ben de kendisine sürekli hani besra ediyordum. Sürekli oynadığı için. Çünkü zoruma gidiyordu. Ben çalışıyorum, hamilelerle yeri geliyorum, mesai yapıyorum. Hani onun da bu paraları oraya yatırınca çok zoruma gidiyordu. Doğru. Kendisi çoluk çocuğun rızkını kumara harcıyor. Evet, besra veriyordum. Hocam, kendisine besra ettim. Yani
kendim de aynı hata yaptım. Çok pişman oldum. Ben inşallah Rabbim beni affeder. Çünkü ben bunun pişmanlığı farkındayım, hatamın farkındayım. Ama kendim de yaptığım için sanki eşimin böyle günahına girmiş gibi hissediyorum hocam. Kendin, hani bunun bir vebali var mı? Kendin yaptığın için dediğinde anlamadım onu. Sen de mi bahis oynadın? Ben de oynadım hocam. Ben de aynı tuzağa düştüm. Ben Allah de aynı Allah. Hata yaptım. Çok büyük pişmanlık da duyuyorum. Yıllarca hani eşine dedin oynama diye eşime beddua ettin. Evet, evet hocam. Allah yani Allah. Bir de bir 8 aylık bebeğim var. Ayrıca hani kendimle... Kıymetli kardeşim, az önce ondan bahsettim. Hadis-i şerifte de malum anlatılıyor ya, kişi hı hı. bir kardeşini ayıplarsa o başına gelmedikçe ölmez diye. Şimdi ayıpladın, beddua ettin. Halbuki orada Allah'ım bunu kurtar, ıslah eyle deseydin, ayıplamasaydın o da kurtulacaktı belki. Sen de bu işe düşmeyecektin. Evet. Bu ibretlik bir hadise. Bütün topluma şu anda sen önemli bir nasihat görevi yapmış oldun. Sakın birbirimiz, evet, eşimiz de olsa, çocuğumuz da olsa ayıplamayacağız. Ona beddua etmeyeceğiz. O bizim başımıza bile gelebilir. Allah korusun. Peki şu anda hala oynuyor musunuz bahis? Hayır hocam, hayır. Tövbe tamam. Yani. Ben tövbe de ettim. Eşiniz vazgeçti mi? Eşim de vazgeçti. Çünkü bayağı büyük bir kayıplar kaybettik. Yani ya yazık olmuş. Boşuna. Eşim pişman. Yani buna kimse bulaşmasın. Gerçekten yani insanlara hani uyarım olsun. Yani bize örnek görsünler. Peki. Çok güzel bir vaaz ve nasihati sen yaptın bugün. Evet, programın sonunda öyle bir şey güzel söyledin ki kimseyi kınamayacaksın, başına gelebilir, kimsenin garantisi yok. Allah-u Teala bütün kötülüklerden, alışkanlıklardan, kötü alışkanlıklardan muhafaza eylesin. Size teşekkür ediyoruz, duamızla kapatıyoruz inşallah. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimiz muzaffer olsun. Siyonizmin, kafirlerin, zalimlerin hileleri, tuzakları kendi başlarına geçsin. Allahümme eşgiliz zalimine biz zalimin ve ahrişne min beynim ganimine salimin. Ya Rabbi, zalimi zalime musallat eyle. Bizleri iyileri aralarından salimen çıkmayı nasip eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Şehit düşen askerlerimizin ruhunu şad eyle, ailelerine sabrı cemil ihsan eyle. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Ya Rabbi, dünyaya barış, huzur ver. Müslümanları aziz eyle, kafirleri zelil eyle, duamızı kabul eyle, bizleri nefsimizin elinden, şeytanın ihvasından, tuzaklarından muhafaza eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin, Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana verham mevtana ve stecib duaena. Hastalarımıza şifa, dertlere deva, darda zorda olanlara kolaylık ihsan eyle Allah'ım. Lillahi Teala'l Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.